Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 3. Lig 1. grupta oynanacak playoff karşılaşmalarının öncesini değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını, ayrıca kanalımızda aktif olan katıl butonuna da destek olmalarını rica ediyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan. TFF 3. Lig 1. grup videomuzla başlıyoruz. Aynen öyle. Ayrıca şunu da söyleyelim. Diğer iki grubu da ayrı ayrı konuşacağız. Onun bilgisini verelim. Şimdi bu grupta senin memleketinin takımı Anagolt 24 Erzincan Spor evet. Var ama sen... Tekelleme gibi oldu biraz. Sen Anagolt. Pek duygusal bakmayan bir insansın. Tabii öyle olacak. Yani doğal olarak ben de hani hep öyleyim. Hı-hı. Maçları konuşurken, yorumlarken. Artvin Hopa Spor'la oynayacak. Şimdi şöyle bir durum var. Belki de biz de ayrıca şunu da vurgu yapalım. Sözünü kesiyorum, kusura bakma. Doğru. İlk defa TFF 3. 1. gruptaki maçları konuşuyoruz. Evet doğru. Sadece Kocaelispor'un olduğu 2. grubu konuşmuştuk. Aynen öyle. Bugüne kısmet oldu. Yeni sezonda da ayrıca 3. liglerden en kötü bir grubu konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Şimdi şöyle sözü sana var. Devrediyorum. Biliyorsun bu grupta Serik Belediye 3 puan farkla bir üst lige çıktı. Hı hı. 6 maç kala. Erzincan cephesinin çok isyanı oldu. Çünkü neden? Erzincan'ın kalan 6 maçından 5'i kağıt üstünde kolaydı. Bir maçı zor gibi gözüküyordu kağıt üstünde tabii bu. Serik'in de 5 maçı zordu kağıt üstünde, biri kolaydı. Hı hı. Ve hani Erzincan cephesi bu karara bayağı tepki gösterdi. Fakat bence 24 Erzincan'ın gerçekten bu lig için çok iyi bir kadrosu var. Hani ahlar vahlar yakmaya gerek yok diye düşünüyorum. Aynen. Öyle düşünüyorum ve... Ama şimdi şöyle bir durum var. TFF 2. kırmızı grupta Bandırma Spor, Ankara Demirspor. Aynısı. Aynısı. Haksızlık. Şimdi ben Erzincan Spor... Yani Erzincanlıyım belki. Ayrı. Yine Erzincanlı olduğum için ben burada... Haksızlık yapıldı demiyorum. Ben Ankara Demirspor'la da bir bağlantım yok ama Ankara Demirspor'un da hakkını koruyorum. Tabii. Birazdan 3. gruba da geleceğiz. Orada da söyleyeceğiz biz bunu. 3. grup zaten yangın yerinden beter. O yüzden şimdi biraz önce de şunu söyledin. Sen dedin ki Erzincan Spor'un fikstürü kolay, serinde zor dedin. Ben fikstüre de bakmam. Zor da olabilir, kolay da olabilir. Ama sen bir hak yiyorsun burada. Belki zor olan maçların hepsini kazanacaktı Serik. Bilemezsin. Burada Erzincan Spor'da belki kalan 6 maçının 4'ünü kazanamayacaktı belki. Her ama şey sonuçta bir haksızlık var ortada. Yani Türkiye Futbol Federasyonu maalesef çok yanlış karar aldı. Bunu da tekrardan söylemiş olalım. Ya zaten şöyle bir durum var. Manisa Spor'un bu sene tek galibiyeti var. O Serik Belediye Spor'a karşı düşün mesela. Hani Manisa Aynen. Spor Serik'i yendi. Tabii her şey olabilir. Orada katılıyorum sana. Burada şöyle bir durum var. Burada tüm suçlu federasyon. Aynen. Ligin bitmesine kalmış 6 hafta. Süper Lig başlıyor 12 Haziran'da. TFF 1. Lig başlıyor 19 Haziran'da. O zaman 2. ve 3. Ligi 19 Temmuz'da başlatacağım yerine neden 26 Haziran'da başlatmadın? Ve şöyle bir şey yapabilirsin. Kalan 6 maçın ikisini hafta içi oynatabilirsin. Biz bunu çok söyledik alternatifli olarak. Biterdi öyle. Biterdi aynen. 3,5 haftada falan bitiyordu. Peki biz bu eşleşmeye geçelim. Şimdi Artvin Hopa Spor baktığın zaman kadro olarak 24 Erzincan'a göre çok mütevazi bir takım bence. Aynen. Sadi Tekeloğlu geldikten sonra bir çıkışa geçtiler fakat 24 Erzincan'ı ben burada çok ağır favori görüyorum. Çok tecrübeli oyuncular var. Erdi Kasapoğlu, Muhammed Demirci baktığımda, Kerem Aktürkoğlu gibi bu sene 3. Lig'e damga vuran çok genç yıldız bir isim var. Bu hatta bu oyuncu Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarında biliyorsun. Aynen. Kasımpaşa'nın altyapısından çıkan Mustafa Ethem Erboğa var. Ki Ethem Erboğa gerçekten soyadı gibi, boğa gibi güçlü bir forvet fizik olarak baktığımızda. Ben bu maçta 24 Erzincan tarafındayım. Senin yorumun ne olur? Şimdi iki takımın bu eşleşmede daha aynen bu iki takımın ligde oynamış olduğu maç kendi aralarında 2-0 Erzincan Spor deplasmanda kazanmıştı. Aynen. Ama ikinci maç oynanamadı biliyorsun. Çünkü ligler ertelendi. O maçta golleri de senin demiş olduğun gibi Kerem Aktürkoğlu'yla Erdi Kasapoğlu attı. Yani saymış olduğun isimler arasında. O maçta Ethem Merboğa forma şansı bulamamıştı. Şimdi Erzincan Spor biliyorsun ligi ikinci sırada tamamladı. 52 puanı var. Artvin Hopa'nın 47 puanı vardı. Her ne kadar Erzincan Spor için haksızlık yapıldı desek de biz şöyle bir durum da var. Burada Aksaray'da, Buca Spor'da, Artvin Spor'da zirve oynayan takımlar. Neden zirve oynayan takımlar? Artvin Spor'un zirveyle arasında 8 puanlık bir fark vardı.
Şimdi arka arkayı puan kayıpları yaşasa lider bir anda her şey olabilirdi. Ve şunu da geç, burada Düzce Spor'un da hakkı yenildi, onu ben söyleyelim. Tam onu diyecektim. Lig normal bir şekilde 6 hafta oynansaydı Düzce kalırdı oraya. Arfinop'a, playoff'a kalamazdı. Aynen. Düzce Spor devre arasında yaptığı takviyelerle kesinlikle yarısına şaha kalkmıştı. Aynen. Düzce kesin kalırdı. Aynen, ona da vurgu yapmak istedim. Çünkü önemli noktalar bunlar. Bunlara vurgu yapmak ve bunları dile getirmek çok önemli konular. Peki sana bir şey soracağım Erzincan cephesinden. Hı-hı. Şimdi 2. ve 5. playoff oynuyor ya. Lig evet normal bir şekilde devam etseydi ve Erzincan ligi 2. bitirseydi mesela. Hı-hı. 5. sıradan da Düzce gelseydi. Hı-hı. Erzincan'ın işi daha zor değil miydi? Ne diyorsun? Belki de böylesi daha hayırlı. Zaten olur. Şöyleydi. Zaten şöyleydi. Birçok yani 3. ligi takip eden birçok taraftarın ortak noktası, ortak görüşü şuydu. Eğer Düzce Spor yani ligler devam etseydi Düzce Spor playoff'tan çıkar diyordu herkes. Yani Düzce Spor çok sağlam geliyor. Sağlam geliyordu. Aynen. Özellikle. Ben de öyle düşünüyorum. Onun dışında Kerem'in bu sezon 31 maçta 17 golü var. Takımın en golcü oyuncularından birisi Erzincan Spor'da. Yani Artvin Opaspor'un ben kadrosuna baktığım zaman da hücum anlamında çok Erzincan Spor'un gerçekten 2 tık altında kalıyor. İki yani 2 tık. Bence 3-4 tık. Yani en kötüsünden bahsediyorum, 2 tık. Hatta attığı gole zaten bakıyoruz, 38 gol atabildi bu sadece bu takım. Yani maç başına 1 gol atıyor, 1 golün biraz üzerinde ama maalesef şöyle bir durum var. Zaten 3. ligde aslında şöyle bir durum da var. Şeyler çok kısıtlı. Takımların hücum güçleri çok kısıtlı. 24 Erzincan o takım hani 3. ligin geneline göre iyi bir hücum hattına sahip. Ve zaten bu grupta şu anda 4 tane takım var. Serik, Erzincan, Aksaray bir de Bucaspor. Bunların hücum güçleri iyi. Ama baktığın zaman gol anlamında aslında bu ligler için de düşük. Peki bu eşleşmeyle alakalı hani yorumun ne olacak? Hangi takım favori görüyorsun? Şimdi ben memleketimin takımı diye Erzincan'ı falan ön planda tutmuyorum ki. Yok, zaten öyle bir futbol görüşü. Aynen, sen zaten bana bu sezon bir sürü haber atarken Erzincan'daki bana şu haberleri atma dedim. Neden atma dedim? Hani takip etmememizden ve ilgilenmemizden değil. Gerek yok dedim hani. Ben kendi memleketimin takımı diye ben hiçbir zaman şey yapmam dedim. Hani ön plan çıkartmam. Her takıma eşit yaklaşıyorum aynen demiştim. Ama ben bu eşleşmede Erzincan Spor'un ön planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Artvin Opaspor gerçekten ciddi sıkıntılı. Ama Artvin'in de şöyle bir yönü var. Savunması çok kuvvetli ama şöyle bir durum da var. Bu ligde birçok takımın şeyi kuvvetli savunması. Neden? Çünkü takımların hücum gücü çok düşük. Kötü. Doğru. O yüzden ben Erzincan Spor'un Anadolu 24 Erzincan Spor'un kazanarak TFF 3. lig 1. grubunda finale kalacağını düşünüyorum. Bana göre Erzincan Spor bu grupta da şu anda playoff'un en önemli adaylarından birisi. İki takımda da tecrübeli hocalar var. Bir tarafta Kemal Kılıç Erzincan'da, diğer tarafta Sadi Tekelioğlu Akinopa'da. Bu iki tecrübeli hocanın kapışması olacak ama Kemal Kılıç'ın elindeki kadro çok daha iyi bence. Ben de Erzincan'ın bu turu geçip bu grupta final oynayacağını aynen düşünüyorum. Ben de. Cumartesi günü oynanacak bu grubun final maçı da bu arada. Hemen bir diğer eşleşmeye geçelim. Aksaray Belediyespor'la 1928 Bucaspor karşı karşıya gelecekler. Aynen, bu maçta Emir Hotels Arslan Zeki Spor Kompleksinde oynanacak. Salı günü mü? Aynen, Erzincan maçı da Gloryan Sports Arena'da oynayacak, onu da söyleyelim. Aynen öyle, iki maç da gene otellerin sahasında oynanacak. Bu eşleşmede bence iki takım da birbirlerine çok yakın. Seviye olarak ve kadro olarak. Hem 68 Aksaray Spor hem de 1928 Bucaspor. Nasıl bir eşleşme bekliyorsun? Özellikle bir oyuncu var biliyorsun 1928 Buca'da. Daha dikkatli izlenecek Barış Sungur çünkü Fenerbahçe'ye gidiyor sezon sonunda. Yorumun ne olur? Bir tarafta Cem Kavçak var biliyorsun hoca olarak. Geçen sene Akhisar'ın başında kupa finalinde de o yüzden gülümsedin sen de zaten. Bir tarafta da çok ilginç bir gelişme oldu. Bucaspor'da görevini başarıyla yürüten Ersin Akay'la yollar ayrıldı ve taraftarın takımın başına hiç gelmesini istemediği bir isim geldi. Tolga Doğantes. Aynen. Bayağı bir tepki vardı. Beştaş'ın efsane oyuncularından. Efsane mi sen? Yani laf atıyorum yani, anladın mı? Şöyle, öyle anla. Tolga Doğantes bir ara Buca'nın başına gelmişti. Takımı batırdı. Sonra sportif direktör oldu. Hoca olarak gelmişti. Şimdi gene geldi. Vallahi ben bu Tolga Doğantes tercihinden sonra 68 Aksaray'ı önde görüyorum. Senin yorumun ne olur? Ya şimdi Tolga Doğantes futbolculuğunda iyi takımlarda oynadı. Beşiktaş, Gençlerbirliği. Zaten Gençlerbirliği'nde. Aynen, ama daha çok Gençlerbirliği'nde şey oldu, ön plana çıktı. Ama teknik direktör kariyeri olarak bana göre başarısız gidiyor. Bucaspor'un hamlesini de ben anlayamadım. Bucaspor'da da her şey değişiyor zaten. Takımın logosundan tut, takımdaki teknik direktörüne, kantinden, yemekhaneden çıkan yemeğine kadar her şey değişiyor. Başkanın takımı alması iyi oldu. Bucaspor efsane. Ya Bucaspor Türkiye'nin önemli kulüplerinden aynen biri. Bucaspor yani çok kötüydü maddi anlamda da. Cihan Aktaş toparladı şu an. Evet. Bu çok önemli. Kesinlikle. Ya Bucaspor hani ben espri yaptım biraz ama. Yok yok, ben senin demek istediğini anladım. Aynen. Ama o logo değişikliği falan normal. Kulüp satın alındığı için Bucaspor, aynen. Bucaspor Göztepe
mantığında yönetiyor. Hı-hı. Nasıl Mehmet Sefil orayı sahip bir kulüp yaptı. Aşe gibi. Cihan Aktaş da aynen buraya aşe yaptı. Bu da doğru olan. Kesinlikle. Birleştirdi kulübü. Buca Spor zaten yıllarca sıkıntı yaşadı. Maddi sıkıntı yaşadı. Biliyorsunuz zaten. Bülent Uygun'un o yapmış olduğu 26 transferden sonra takım tamamen dibe çöktü. Aynen. 20 oyuncu yolladı. 30 tane oyuncu gitti. Aynen. O yüzden Buca Spor da ülkemizin en değerli kulüplerinden birisi ki bana göre yani önceki yıllarda altyapı olarak da Buca Spor iyiydi. İyi oyuncular çıkıyor da Buca Spor'dan. Zaten Altın Ordu'dan daha iyiydi Buca'nın altyapısı. Aynen. Oradaki ekip Altın Ordu'ya gitti. Buca Spor sendeledi. Evet, sendeledi. Aksaray Belediyespor da 50 puanla 3. sırada ve bu iki takımın hakkı da şampiyonluk yolunda yenildi. Çünkü neden dersen Aksaray'ın 5 puanlık farkı vardı Serik'te. Buca'nın da 6 puanlık bir farkı vardı ve ligin bitmesine daha 6 hafta vardı. Zaten biraz önce ne dedik biz? Serik'in de zor maçları vardı dedik. Demek ki burada bir hak yenilme var. Maça gelecek olursam da Aksaray Belediyespor şimdi 43 gol attı. Deplasmanda 47 gol attı ama savunma anlamında baktığın zaman da Aksaray Belediyespor Buca Spor'a göre bir tık daha iyi durumda. Buca Spor savunmada ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu iki takımın bu sezon aralarında oynadığı maçlara bakacağım ben şimdi buradan. Buca Spor'la Aksaray'ın. Buca'nın sahasında oynanan maçı Aksaray Belediyespor biliyorsun deplasmanda 2-0 kazanmıştı maçı. Onun dışında aralarında oynadıkları ikinci maçta da tam tersi oldu. Bu sefer de Buca Spor deplasmanda Aksaray'ı 3-0 mağlup etti. Zaten diyorum ya, bir de takım da birbirlerine çok yakın. Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Buca Spor'un sahasında oynanan maç Ankara Demirspor 2-0 kazandı ya. O maçta Buca Spor kırmızı kart gördü. Deplasmanda Buca Spor'un 3-0 kazandığı maçta da Aksaray kırmızı kart gördü. İki maçta da ev sahipleri kızardı. Aynen kızardı. Yani yenilen takım kızardı kısacası. Kadrolara baktığımızda aslında Buca Spor bir tık önde. Biraz daha tecrübeli oyuncuları var özellikle işte. Asil Kaan Güler, Mehmet Fuat Gölbaşı başta hani baktığımda ama Tolga Doğantes tercihini anlamadım ben. Bu Buca Spor'u yakabilir. Çok zor bir eşleşme bu eşleşme. Hı hı. Eğer takımın başında Ersin AK kalmış olsaydı ben Buca tarafındaydım. Hı hı. Ama şimdi çok ortaya geldi. Ya ben iki takımdan da birini ayıramıyorum. Aynen çok yakınlar zaten. Çok yakınlar kadro birbirine. Kadro olarak ama Buca bir tık önde tecrübeli. Ya kadro olarak biraz daha önde ve savunma anlamında da savunma anlamı diyorum. Hücum anlamında da biraz daha etkililer aslında. Şimdi Barış Sungur var. Onun dışında hani Buca Ferhat Kiraz var. Aynen. Hiç oynamadı ama çok az maça çıktı. Aynen. Onun zaten fazla bir katkısı olacağına inanmıyorum. Yani zaten sezon genelinde katkı vermeyen, oynamayan bir oyuncudan da playoff'ta özellikle bir şey beklemek doğru olmaz ama Mustafa şöyle bir durum da var. Burak Ayhan var Galatasaray altyapısından çıkan biliyorsun yıllardır alt liglerde oynayan bir. Şöyle bir durum da var. Diyoruz ya bazı oyuncular diyoruz sezon genelinde iyi oynamadılar ama bazı oyuncular vardır hiç beklenmediğin yerde özellikle böyle son final maçlarında, playoff maçlarında takımlara katkı verirler. Hani öyle ekstrem durumlar da olabilir. Ama ben iki takım arasında da iki takımın da şansının eşit olduğunu düşünüyorum. Hiçbir tarafı ön plana çıkartamıyorum. 68 Aksaray Belediye'de de en çok ön plana çıkan oyuncu bu ligin iyi oyuncularından biri sol açık Enes Soy. En ön plana çıkan isim o. Senin yorumun ne olur peki bu eşleşmeyle alakalı? Ya gerçekten yine gülüyorum ama gerçekten ben maçla ilgili hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok gerçekten çok zor bir maç. Hani Erzincanspor Hopaspor eşleşmesinde Erzincanspor ön plandaydı. Rahat söyledik ama gerçekten bu maç içinde tam tersi hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ben iki takıma da gerçekten başarılar diliyorum. Zor bir maç olacak yani. Kesinlikle katılıyorum sana. Ben kadroları çok iyi incelediğimizde Buca Spor'u bir adım önde görüyorum. Ama bu Tolga Doğantes'in takımın başına gelmesini anlamadım. Ben de Ersin anlamadım. Hoca çok formda götürüyordu takımı. Bu Buca'ya olumsuz da yansıyabilir ama çok az yani çok küçük bir farkla Aksaray'ı önde görüyorum. Tolga Doğantes tercihinden dolayı. Bakalım nasıl olacak. Buca da alabilir. Çok ortada. Erzincan'da hemfikiriz ama burada ayrışmıyoruz. Ayrışmadık. Ortak noktamız. Aynen. Teşekkür ediyorum sana. Ben sana teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek isteyeceğim bir şey var mı? İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. TFF 3. Lig 1. gruptaki playoff takımları taraftarlarına. Ayrıca kanalımızda abone olmayan varsa abonelik bekliyoruz. Ayrıca abone olan herkesten beğeni ve yorum bekliyoruz. Tüm izleyicilerimizden de maçlarla ilgili kendi görüşlerini, çıkması gereken kadroları, finale kimler çıkar, maçlar nasıl biter, nasıl gider, yani onlarla ilgili görüşlerini yazarlarsa memnun oluruz. Ayrıca kanalımıza katıl butonumuzda aktif durumda. Sizlerin de desteğini bekliyoruz katıl butonumuza. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum ve tüm takımlara da başarılar diliyorum. Bugünkü programımızda TFF 3. Lig 1. grupta oynanacak playoff karşılaşmalarının öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.